Hayırlı günler değerli izleyenler. Bugün de Şimdi Ne Yapmalı programıyla karşınızdayız. Hepinize selam ve sevgilerimizi göndererek programımıza başlıyoruz. Bugün de aile danışmanı ve psikolog Özgül Piyade hocamızla birlikte sorularınıza, sorunlarınıza çözümler üreteceğiz inşallah. Bizi arayabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 telefon numaramız. Şimdi Ne Yapmalı @diyanet.tv mail adresimiz. Bize Facebook hesaplarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bizi arayan, yayınımıza bağlanan izleyicilerimize Özgül hocamızın kitaplarından da hediye ediyoruz. Bunu da programımızın başında sizlere duyurmuş olalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün de sizinle birlikteyiz. Çok şükür. Hocam hattımızda bir izleyicimiz var. Tamam. Hemen dinleyelim kendisini. Tamam. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, merhaba. Merhabalar. Benim bir problemim var. Buyurun. Gerçi bu problem bir anda çıkmış bir şey değil. Benim 10'ar yaş arayla 3 tane çocuğum var. Şimdi kendimi çok yorgun hissediyorum. Artık çocuklara canım bakmak istemiyor. Aslında sebebi sadece çocuklar değil. Ben üst üste 4 senedir çok terslikler atlattım. Hayatım tamamen alt üst oldu, değişti. Hı hı. Ve ikinci çocuğumun dikkat eksikliği hiperaktivitesi var. O zaten başlı başına zor bir çocuk. Aklımla mantığım birbirine, aklım, mantığım, kalbim birbirine farklı artık konuşuyor. İşin içinden çıkamıyorum. Dilimden artık bakmak istemiyorum çocuklarıma diyorum. Sonra vicdan azabı çekiyorum içimden, sıkı. Bunu her gün yaşamasam da haftada en az 3-4 kez yaşıyorum. Psikiyatriste de gittim. İlaç verdiler ama bebek emzirdiğim için kullanamıyorum, kullanmak da istemiyorum. Ve en büyük yaşadığım sorun da dini anlamda hiçbir ibadet artık yapmak içimden gelmiyor. Bu da beni çok yıpratıyor. Hmm. Yani karman çorbanın işin içinden çıkamıyorum. Hissettiğimle dilimden çıkanlar artık başka şeyler olmaya başladı. Kendimi sanki başka birisi yönetiyor hissine kapılıyorum. Ya da bunlar benim gerçek duygularım. Ben işin içinden çıkamadım. Hocama bunu sormak istiyorum. Çok bocalamaya başladım. Çok rahatsız olmaya başladım bu durumda. Kaç yaşındasınız Elif Hanım? 40 yaşındayım. Mesleğiniz nedir? Şu an ev hanımıyım. 3 sene öncesine kadar eşimle birlikte çalışıyordum. Çocuklarınızın yaşları kaç? Bir oğlum 20 yaşında, diğer oğlum 12 yaşına girmek üzere. Bebeğimiz de 21 aylık. Bebek beklenmeyen bir sürpriz. Hı hı. Eşinizle problemleriniz var mı? Zaman zaman. Peki Ankara'da mı yaşıyorsunuz, başka bir şehir mi? İstanbul'da yaşıyorum maalesef. Ya akrabalar ne, yanınıza... Yakınımda akrabalarım var ama ben pek sorunlarımı etrafa anlatmayı sevmiyorum. Tamam. Peki yeterli sanıyorum yeterli. Hocam. Elif Hanım çok teşekkür ediyoruz aradığınız için, paylaştığınız için. Hemen değerlendirelim. Hayırlı günler diliyoruz size. Evet, ne dersiniz hocam? Şimdi aslında 3 tane çocuk, biri 20 yaşında, biri 20 aylık. Arada epeyce bir mesafe var. Yani birinin artık üniversite olabilir, evlilik hayatı, iş hayatı olabilir. Bir de yeniden bir bebek. Ortada da 12 yaş ergen bir çocuk var. 40 yaşında hanımefendi. Çalışma hayatı olmuş. Şimdi evinde oturuyor, çalışma hayatını bitirmiş. Yani normalde mutlu olması gerekir, sıkıntısız olması gerekir. Hayatı artık yani yaşadı 20 yıldır, 22-23 yıllık evlidir. Bayağı hayatı yaşadı. Şimdi birdenbire farklı bir dünyaya girmesi birazcık psikolojik bir sıkıntıyı gösterir. Bir depresyon halini gösteriyor bana ama depresyon halini de yaşayan biri 20 aylık bir bebek sahibi olamaz. Yani burada hamilelik noktası, doğum sırası bu çok böyle bir riske girmez bu noktada. Mutsuzluk var. Belki de hedeflerine ulaşmadı hanımefendi. Veya evlatlarından beklediği, 20 yaşındaki evladından beklediği performans olmadı. 12 yaşındaki çocuktan sonra yeniden bir bebeğin olması, eve kapanmak, iş hayatından ayrılıp evin içinde evin sorumluluklarını taşımak hanımefendiye ağır gelmiş olabilir. Bütün bunların hepsi. İnsanın birazcık da böyle hedefini kaybetmesi, hayatındaki amacını kaybetmesi ve artık yaşadığınız hayattan lezzet almamak gibi bir nokta. Hanımefendide o huzur dediğimiz kavram yok. İç huzuru yok. İç huzur insanın kendi içinde olmadığı zaman ne verirlerse versinlerse hayatın lezzeti çok olmuyor. Yani içtiğiniz çaydan yediğiniz yemeğe kadar, oturduğunuz sohbette uykunuza kadar o sizi huzurlu kılmıyor. O yüzden de hanımefendi iç huzurunun dengesini kaybetmiş. İlk önce şöyle düşünmesi lazım. Niye ben evlatlarıma bakmak istemiyorum? Acaba sorunların üstesinden mi gelemiyorum? Bunun üstesinden gelebilecek bir gücüm var. Bir hayal kırıklığım mı var? Yani yaptığım şeyler performans olarak geri dönmedi bana. Acaba onun bir kırıklığı mı var diye düşünmeli. Ama ikinci kez bu çocukların bana ihtiyacı var. Ben anneyim. Hayata onlara tutunarak
onlara önemseyerek hayata tutunabilirim. Evimin eşyasını, evinin mekanını değiştirerek, evin içinde değişik aksesuarlar alarak biraz böyle hani evin içi daha keyifli hale getirmek, beslenmesine dikkat etmek, B12 eksikliği olabilir, kansızlık olabilir. Hani bunlar da çok tetikliyor psikolojik anlamdaki noktasını. Yani biraz hedef koysun hayata. Çok konuşması da zaten çok durgun bir konuşma var. Yani sanki arkadaşlık ilişkileri yok gibi. Çok fazla komşuyla paylaşmadığına göre de beklentilerimiz karşılık bulmadığı zaman hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Ama evet, o beklediğimiz şey bize bu mutluluğu verir mi, vermez mi, onu çok fazla düşünmüyoruz. Yani artık almak değil de yine vermeye devam eden bir hanımefendi olacak. 20 yaşındakine ilgi ve alakasını verecek. 12 yaşındaki çocuğun okul problemleriyle ilgilenecek. Bebeğe de sevgisini verecek. Akşamleyin eşi geldiği zaman da onunla vakit geçirmek için program yapacak. Vermeye başlarsa mutlu olur. Evet. Burada ibadetler noktasında da bir isteksizlik yaşadığından bahsetti izleyicimiz. Gerçekten psikolojik durumumuz bazen bizi ibadetlerimizden de maneviyatımızdan da uzaklaştırabiliyor. Bunun temelinde neler görüyorsunuz hocam? Ve özellikle ibadet hayatımızı, imanımızı, maneviyatımızı da o bağı koparmamak adına, geliştirebilmek adına neler yapmalıyız? Şimdi dün de sizinle konuşmuştuk. İnsan hayatında bir şeylere tutunmak ihtiyacı hissediyor. Bebekken anne babanız oluyor, çocukken yine anne baba ve yakın çevreniz oluyor. İşte sonra öğretmen, arkadaşlar devreye giriyor. Belli bir yaştan sonra eşiniz, komşularınız, genişleyen bir hayat var. Bunun için de mutlaka sizi yaradana karşı kendinizi onun yanında güçlü hissetmek duygusu, dualarımızın kabul olması, yaptığımız ibadetlerden keyif almak gibi noktalar aslında çocuklukta bize verilmesi gereken nokta. Yani bunlar bizim bir görevimiz. Görevimizi yapmanın huzurunu yaşamış olsak o zaman o ibadetlerden de keyif almaya başlıyoruz. Ama ibadetleri bir şey kazanmak uğruna yaparsak, yani ben namazı kılıyorum, duamı okuyorum, Allah'a yakın oluyorum, Allah da benim sorunlarımı çözsün ya da ben zaten manevi hayata önem veriyorum, o zaman dünyayla ilgili sıkıntıları yaşamamam gerekiyor gibi maneviyatı bir alışverişe çevirirsek, o zaman maneviyat bizim ruhumuzda istediğimiz etkiyi yapmaz. Yani biz suyu içerken suyun hem şifa niyetiyle içiyoruz, hem sağlık için içiyoruz, hem susadığımız için içiyoruz. Ama suyu içtiğinizde hepsini neyse oradaki işe yarar duygusu, bir suyun 20 özelliği varsa bedenimize 20 tane artıyı gerçekleştiriyor. Ama biz bir niyetle de içersek içelim 20 niyet oluyor. Tabii. Şimdi maneviyatta da biz bunu görevimiz olarak yaptığımız zaman bir beklentimiz yok. Bu benim üzerime düşen bir görev. Hanımefendinin beklentisi var, çocuklardan da aynı o noktada. Yani almaya meyilli biraz daha. Mutlaka vericidir. Etraftaki insanlara ilgisi vardır, evlatlarına çok fazla şeyler vermiştir ama işte 20 yaşındaki çocuktan ne bekliyordu? Farz edeyim ki iyi bir okul kazansın, olmadıysa hayal kırıklığı olmuştur. 12 yaşındaki oğlundan okul derslerinde başarı olmadıysa hayal kırıklığı olmuştur. Eşinden ilgi alaka olmadıysa hayal kırıklığı olmuştur. Maneviyat da böyle. O yüzden de içimizden bir şeyin gelmesini beklemeyiz. Bu bizim görevimizdir. Görevimizi yaptığımız zaman zaten sabah kalktığınızda siz kahvaltı hazırlıyorsanız birileri için ve beraber kahvaltı ediyorsanız o zaman zaten burada bir mutluluk var, tabii, bir lezzet var. Kalkıp evinizi derleyip topluyorsanız orada bir işe yarama duygusu var. Yemek hazırlıyorsanız işe yarama duygusu. Bir arkadaşınıza, dostunuza sohbet ediyorsanız işe yarama duygusu. Kitabınızı okuyorsanız işe yarama duygusu. İbadetlerinizi yapıyorsanız işe yarama duygusu. Yani şunu insanların çok hassas bir nokta olarak değerlendirmesi lazım. Ekstra bir şeye ihtiyacımız yok. Ben bu yaşta, bu konumda neler yapmam gerekiyor? Bunları yapmazsam bende bir açık çıkacak, boşluk çıkacak. O boşluk da beni mutsuz edecek. O boşluğun yerine mutlaka bir şey dolacak. Hani hep söylüyoruz ya işte yağmur yağdığı zaman göllere, nehirlere, denize su olur. Ama çamurlu olan yerlerde çamur olur. O yüzden içimizdeki boşlukları doldurmak için ilk önce yani ben bu yaşta ne yapmalıyım ki bu boşluk olduğum olmamalı? Boş vakit diye televizyon önünde oturup zamanını orada geçiren veya komşularla dedikodu eden, sohbet anlamadığında, evlatların yaptığı şeyden mutluluk duymayan, hayattan sürekli şikayet eden, ibadetler yaptığı zaman lezzet almayan insan aslında hayatın anlamını kaybetmiş biridir. O yüzden de şöyle düşünecek, bu benim görevim. Yani ben bu suyu içeceğim, bu benim görevim. Bu suyu içtikten sonraki vücudumdaki değişim beni rahatlatacak. Hanımefendi de ibadetleri bir şey beklediği için değil de ben bir görevlerimi yapayım bakayım ne olacak. Sabah kalkacak görevini yapacak. Akşam görevini yapacak.
herkese ihtiyacı miktarda bir şeyler vermeye çalışacak. Bende yok diyemez. Bak çocuk dünyaya getirmiş, 3 tane evlat, evlenmiş. Yani Allah o gücü vermiş ki onu yapıyor. O yüzden benden artık yok, bittim, tükendim. Bu ifadeleri çok kullanıyoruz. O zaman da siz kendinize güçsüzlük yüklüyorsunuz, isteksizlik yüklüyorsunuz. Size başka biri iteklemesi lazım. Kendi kendinizi itekleyemiyorsunuz. Kendi kendinizi iteklemek için de hayatta yaşadığımız, karşılaştığımız problemlerden dert çıkartmamak, dert. Biz dert çıkartıyoruz. Durumları problemleri sorun olarak algılıyoruz. Halbuki bu bir durumdur. Yani olacak bir durum bu. Bu durumu ben problem ve sorun etmeden, dert etmeden nasıl yaşamalıyım? Yine tıkanıyoruz. Şükür kavramına geliyoruz. Yani nimetlere şükredemiyoruz o noktada. Evet. Hep daha çoğunu istiyoruz, daha fazlasını istiyoruz, daha fazlasını. Sanki sahip oldukça mutlu olacakmışız gibi geliyor. O yüzden var olana şükrettiğimizde, var olmayan geldiğinde de iki kat şükrümüz artıyor. Evet, zaten sahip olduğumuz şeylerin farkına varsak, onların şükrünü yeterince eda edip edebilmediğimizin biraz daha bunun sorgusunu yapsak sanıyorum bakış açımız çok daha farklı olacaktır hayata dair. Burada yorgunlukla ilgili de siz buyurun hocam. Duyuyor, anlayayım yorgunlukla ilgili de ben biraz açmak istiyorum. Çünkü çoğu kişi hepimizin yaşadığı bir problem gerçekten. Kronik yorgunluk. Ruhumuzun yorgunluğu bedenimize mi yansıyor acaba? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şükürsüzlükle yine hayata negatif bakmakla, hep beklenti sahibi olmakla da mı alakası var? Çünkü bakıyoruz işte işimiz var, ailemiz var, hani pek çok nimeti sahibiz, sağlığımız var, belki evlatlarımız var. Ama sürekli işte dayanamıyorum, tükendim, yorgunum şikayetleri. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Niye bu kadar yorgunuz hayatta? Tabii bunları, bu söylediklerinizin karşılığında doktora gittiğinizde size depresyon var diye ilacı verecek. Ondan sonra ilacı aldıktan sonra da siz bir uygulama haline, uyuşma haline geleceksiniz. Bu sefer hayatın tadı iyice kavrulacak. Düşünebiliyor musunuz? İlaçla mutlu olmayı başarabilir misiniz insan? Yani böyle bir mutluluk ilacı yok o noktada. Ya da sizin sorunlarınızı çözen bir ilaç yok. Ama diş ağrınızı geçirecek, tedavi edecek değil de durduracak ağrı kesici var. Bu hayata böyle baktığınız zaman zaten sıkıntı çıkıyor. Ben terapiyle görüştüklerime şunu söylüyorum. İki tane evladım var, bir de işin var, bir de eşin var. Ben bunları senin elinden alsam. Yani iki tane, Cenab-ı Hak muhafaza etsin, iki evladın öldü. Allah eşin Allah vefat etti ve işinde iflas ettin. Ne yaparsın bu sefer? Bu şu an var olduğunda mutluluğunu fark etmediğin, keyfini yaşamadığın, şükrünü yaşamadığın nimetlerin daha sonra yok olduğunda üzüntüsünü yaşarsın. Demek ki bu nimetler burada bir yer oluşturuyor senin dünyanda. Hani bir koltuğu evden kaldırdığınızda orada boşluk oluşur. O boşluk koltukla dolmuşsa, kalktığınızda fark ediyorsanız o sizin için önemli bir şeydir. Bizim orada varlık ve yokluk duygusu diye bilmemiz lazım. İçimizde bizim biraz da tüketim toplumu olduk. Tabii reklamlar, sonra dünyanın küçülmesi, biraz daha böyle elektronik araçlara daha çabuk ulaşma, insanların birbiriyle yüz yüze değil de canlı değil de bilgisayar üzerinden bağlantı kurması, sosyal iletişimlerin azalması, maneviyatın bile bilgisayarlara döküldüğü, yani işte bilmem ne siteleri, İslami bilmem ne sitelere döküldüğü bir dönemdeyiz. Bayramlaşmanın bile mesajlara yapıldığı bir dönemde olduğumuz için sizden bana, benden size enerji geliyor. Bilgisayardan da bana negatif enerji geliyor. Yani orası tehlikeli bir kimyasal enerji geliyor. Ama ikimizden birbirimize pozitif enerji geliyor. Birbirimize konuşuyoruz, dertleşiyoruz, yüzümüzü görüyoruz, hatır soruyoruz. İşte bu tür ilişkiler azaldığı için insanlar artık, bir de şu var, sizinle ben komşuluk, arkadaşlık yapıyorum ama söylediğim sırlar sizde kalmıyor. Size söylediğim dertlerime çözüm bulamıyorsunuz. Eskiden insanlar birbirlerine anlattıkları zaman o orada kalırdı, birbirlerine akıl verirlerdi. Şimdi bunlar da gittikçe azaldığı için insanlar böyle bir boşluk içindeler. O yüzden de var olanın kıymetini bilmediğimiz zaman, nimetlerin külfetleri bize ağır geldiği zaman, yani diyorum ya, bir arabanız varsa her türlü şey olacak demektir. Ama arabanız yoksa zaten nimet de yok, dert de yok o noktada. O yüzden nimetin külfetlerini şükürle karşılarsak, her anın hesabını doyasıya verecek şekilde yaşarsak, Allah'a da vereceğimiz hesap var, her nefesten sorumluyuz. O zaman biz hiçbir şeyden şikayet etmeyiz aslında. Bu kronik yorgunlukların olayı şu da var tabii.
hanım, kadınlar daha çok iş hayatında yer almaya başladılar. Kadınların sorumlulukları çok fazla. Hem iş hayatı, hem eve gel, hem çocuk, hepsi. Şimdi bir bebek bekleyen bir hanımefendi iş yerinde otururken rahat oturmuyor yani. Hı hı. Bir erkekle o hanımefendi arasında fark var. Tabii. Onda biraz daha yorgunluk, biraz daha sıkıntı var. O yüzden de kadınların iş yerlerinde olması, ev sorumluluklarının daha ağır gelmesi kadınları mutsuz etti. Erkekleri de mutlu eden, akşama eve geldiği zaman yorgun bir eş olunca erkekler de bunalmadılar. Çocuklar çalışan annenin yorgunluğundan dolayı anne babayı göremez oldular. Hı hı. Para var ama anne baba yok. Para var, ilgi yok. Para var, sevgi yok. Hı hı. O yüzden de maddeyle daha çok baş başa kaldığımızda manevi hayatı kaybettik. O yüzden de kronik yorgunluk, arkasında depresyon ya da ismi farklı olan psikolojik problemler hayatımıza girdi. Evet, bütün bunları sorgulamamız gerekiyor. Evet. Sanıyorum hayatımızda da olumlu noktaları, sahip olduklarımızı fark edip bunların şükrünü eda edip edemediğimizi tabii, biraz daha sorgulamamız gerekiyor. Yok, bir daha yok bu an, bilmiyoruz ki. Tabii. Yani hiç bilmediğimiz bir şey yaşıyoruz. Yani nefesimiz nerede tükenecek bilmiyoruz. Yani şu an bir daha yok. O zaman bu anı gelecek kaygısıyla niye zulme yapayım, niye şu anımı perişan edeyim ki? O yüzden bilmediğim bir gelecek için şu anın tadını çıkarırım. Gelecek için de gayret ederim. Daha böyle basit bakmak lazım hayata. Evet, inşallah diyelim hocam. Hemen Turgay Bey'i dinleyerek devam edelim. Turgay Demirkaya bizi Bursa'dan arıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Neler soracaksınız bize? Dinliyoruz. Ben hocama bir şey soracağım. Önce yayınınız için teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hocam bizim bir kaygımız var. Ben eşim namaz niyaz kılan bir insan. Namazında niyazında bir insan. Birileri kafasına girdiği bir Mehdi olayı. Kişi kendisini televizyonda da yayın yapıyor hocam. Kendini Mehdi ilan etmiş. Bunlar da Mehdi olduğuna inanıyor. Yani gerçekten ne annesini, ne babasını, ne ailesini diyor, her şeyin feda olsun. İyice kendini kaptırdı buraya. Yani yuvamız yıkılmak üzere o dereceye kadar getirdi her şeyi. Hı hı. İki tane çocuğumuz var. Bu kişi resmen bir Çanakkale'de Ahir Zaman Köyü gibi bir köy kurdum diyor. Burada olanlar cennetlik olacak diyor. Buradan yer alanlar. Ben bunu şikayet dahi ettim. BİMER'e şikayet ettim. Emniyete şikayet ettim. Ama hiçbir sonuç alamadım. Hı hı. Ne yapabilirim hocam bu davayla ilgili? Eşiniz çalışan bir hanımefendi mi? Değil. Ev hanımefendi. Ev hanım. Eğitimi var mı? Eğitim ortaokul mezunu. Tamam. Peki bu söylediğiniz yere dahil olmanın yansımaları nasıl? Yani oraya mı çok sık gitmek istiyor? Oralara destek mi olmak istiyor yoksa? Destek olmak istiyor. Çıkıp diyor, zaten oranın amacı diyor ki benim dergilerimi satan diyor cennete gidecek diyor. Dergilerini sattırıyor. Kapı kapı gezdiriyor. Dükkan dükkan böyle insanlara. Evi ihmal ediyor mu? Tabii ki çocukların üzerinde çok büyük etki yaratmaya çalışıyor efendim. Evini de tabii ihmal ediyor. Tamam. Sadece sizin eşinize yönelik bir öneride bulunacağım. Buna dikkat ederseniz inşallah sorun çözülür. Evet. İnşallah. Peki Turgay Bey, teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Hemen dinleyelim hocamıza, bakalım neler tavsiye edecek hocamız. Hayırlı günler diliyoruz size. Sağ olun efendim. Evet, buyurun hocam. Şimdi çok ilginç bir problem. Ama benim de karşılaştığım problemlerden, genellikle biz böyle yurt dışında görürüz işte bazı tarikatlara tabi olup da cenneti müjdeleyen, yerlere giden ve onlar için bütün emeklerini harcayan kişiler var. Bu da bunlardan bir tanesi. Burada şimdi hanımefendi bir yere dayanma, hı hı. Bir yerden kendini güçlü hissetme ve orada kendini değer görme noktası. Çünkü her neyse o sattığı şey. O sattığı şeyin karşılığında bir güç kazanıyor, bir değer kazanıyor. O yüzden de bir yerde değer gördüğü için eşi ona, Turgay Bey, bunu yapma, bunu satma dediği zaman dünyasını ve ahiretini kararttığını düşünüyor hanımefendi. O yüzden de eşini dinlemesi mümkün değil. Yani hiçbir şekilde dinlemez. Her söylediğinde de inatlaşarak, gizli de olsa tepki de koyarak bunu yapar. Genellikle bu tür yerlerde hipnozla o insanların aklını kullanmalarını engelleyecek bir yöntem yapabiliyorlar. Yani yapıyorlar demeyeyim ama yapabiliyorlar. O yüzden Turgay Bey eşinin bu noktasına hiç karışmayacak. Ama diyecek ki ne yaparsan yap ben karışmıyorum. İster git, ister cenneti kazan,
Ama benim maddi imkanlarımdan hiçbir şey harcama. Bir. İki, evdeki çocuklarınla olan işlerini hallet. Yani çocuklarımı ve evi ihmal etmeden geldiğimde yemek hazır olacak. Ya da işte her neyse çocukların eğitimden ne kadar hanımefendi sorumluysa bunları yapacak. Onun dışındaki zamanını ve akşam şu saatte evde olmak şartıyla istediğini yapabilirsin. Burada beyefendi cemaat ya da grupla ve eşit aracılığı onlarla savaş açtığı için şimdi karşı karşıya duruyorlar ve kazanması mümkün değil. Hmm. Çünkü öyle büyük bir iknalar var ki bu tür olaylar, o kadar büyük psikolojik baskılar var ki ve o kadar vaatler var ki, yalnız tabii ki bu tür insanlar, oraya teslim olanlar genellikle psikolojik anlamda problemli insanlardır. Hmm. Yani kendine güvenmeyen, hayatı başaramamış, bir yerde değer görmüş insanlardır. Alkol kullananlar veya madde kullananlar da öyledir. Yani işte acı çekmemek, sorundan uzaklaşmak, mutlu olmak, bir yerde değer görmek adı altında zararlarla karşılaşıyorlar. O yüzden de beyefendi bir savaşmaktan vazgeçip oturacak, anlaşma yapacak. Git, ne istiyorsan yap ama benim şu ihtiyaçlarım var, bunları yapman gerekir diyecek. Eğer buna uymazsa, hayır ben bunları da yapmıyorum, bu ihtiyaçları da karşılamıyorum, bunları da yapmıyorum derse beyefendinin boşanma hakkı var. Çünkü bu ciddi bir mesele. Yani eğer hanımefendi kendi annelik ve eşlik sorumluluklarını ihmal edecek bir şekilde diğer gruba tabi oluyorsa artık eşinin aklıyla, kendi aklıyla da değil de o grubun aklıyla hareket ettiği için yanlış şeyler çıkabilir sonunda. Bu sorumluluğu da beyefendi almak istemiyorsa ben sana şu noktada izin veriyorum, istediğini yap. İsterse kapı kapı dolaşıp kitap satsın, bizi ilgilendirmez. Şimdi sürekli mücadele ettiği zaman da hanımefendi oradaki yanlışı da görmez. Hmm. Sürekli savunmak için iyi şeylerini görüp iyi şeylerini anlatması gerekiyor. O yüzden de savunmayı da istemiyorum. Tamam, tabi oldun, Mehdi de olabilir, hepsi de olabilir. Neye inanıyorsan inan demesi lazım. Çünkü ona ikna etmek tehlikeli bir nokta. Allah muhafaza, iman gidiyor burada baksanıza. Hmm. Yani bu yanlış şeyler ama yapabileceğimiz bir nokta yok. O yüzden beyefendi geri çekecek, sadece hanımefendiden sorumluluklarını isteyecek. Hayır hanımefendi ben bunları da yapamıyorum derse o zaman boşanmayla evlatlarını bir şekilde mahkemede işte bu tür noktalarda inandığı için evlatlarına da anneye teslim edemeyeceğini söyleyip boşanma işlemini yapabilir. Peki hocam, ilginç bir soruydu gerçekten. Evet. Başka bir sorumuzla devam edelim. Bir mail göndermiş bize, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz şöyle diyor. 5 yıllık evliyiz, bazı problemlerimiz oluyor fakat eşim her sorunda çocuk gibi küsüyor. Bana sürekli senin aklın yok, bana akıl veremezsin, sen kim oluyorsun ya da sana mı soracağım diyor. Tartışınca kapı orada git diyor. İnanın çocuk gibi, ben ona hep içimden büyümemiş çocuk diyorum. Sizin de sıklıkla yaptığınız bir tespit. Eşimi çok seviyorum, ayrılmak istemiyorum fakat yaşadıklarım ağır geliyor. Hislerimi söylediğimde bana kızıp susturuyor. Bir de eşim benden önce biriyle nişanlanmış, bazı sebeplerden ötürü ayrılmışlar. Fakat bizim nişanlılığımızdan bu yana mesajlaşıyorlar. O kadın da evli ve iki çocuğu var fakat hala eşimi sevdiğini söylüyor. Eşim de ona acıdığı için mesajlaştığını söylüyor. O kadını aramayı düşünüyorum. Lütfen bir yol gösterin, nasıl davranayım demiş izleyicimiz. Şimdi orada çok gayri ahlaki bir durum var. İlk önce şunu yapsın, hanımefendiyi arasın. Desin ki bir daha eşimin telefonunda herhangi bir mesaj görürsem, ya yani böyle bir iletişim olursa bunu eşinizle paylaşacağım desin. Hı hı. Bunu da eşine de söylesin. Bu bir acıma değildir, bu bir evliliktir. Yani orada sevgi dediğiniz şey, evlendiğiniz kişiden sonra gönlünüzde olsa bile bunu kapatırsınız, hayatınıza devam edersiniz. Hı hı. Burada haram bir ilişki var, evlisiniz, eşinize karşı olan duygularınızın başka bir erkeğe yönlendiriyorsunuz. İki evlilikte de bir sıkıntı var. Doğru bir şey değil. O yüzden hanımefendi ilk önce gecikmeden hanımefendiyi kendi eşine de söylemesi lazım. Ben onu arayacağım. Eğer bir daha böyle devam ederse hem kendi eşi hem de hanımefendi için ben hanımefendinin eşine bu mesajları göndereceğim. Bilginiz olsun demesi lazım. Ne kadar büyük problem çıkarırsa çıkarsa bu bir çözüm olmalı bu şekilde. Ya da bunu eşinin ailesinde veya kızın ailesiyle birileriyle paylaşması lazım. Çünkü hoş olmayan gayri ahlaki bir durum. Şimdi gelelim bu tür erkekler. Küsen erkek bir kere psikolojik anlamda, kimlik anlamında ama problemli biridir. Küsme
ve alınganlık kadınların yaratılışında vardır. Kadınlar küser ve alınır. Ama kadınlarda da küsme ve alınganlık da bir yapı olarak durmadan küsen ve alınan değil. Hani kadınlarda küsme ve alınganlığa müsait bir yapı vardır. Yoksa ben küsüyorum, alınıyorum diyorsa o da bir hastalıktır. O yüzden bir erkek küsüyorsa kadındır. Yani kadınsı yapı yüksektir. Bir kadın çok öfkeli, kavgalı, gürültülü konuşuyorsa, bağırıyorsa erkeksi yapıya müsaittir. Hani nasıl ki vücudumuzdaki kadınlık hormonları normal kadında olması gerekiyor. Ama erkekte kadınlık hormonu aktifse, erkeklik özelliklerinde sıkıntı çıkıyorsa, bunun tersini düşünün. Kadında da erkeklik aktifse, kadında fiziksel anlamda erkeksi yönler ortaya çıkıyorsa, duygusal anlamda da öyledir. O yüzden bir erkek küsüyorsa ilk önce bir kendini sorgulaması lazım. Yani ben şimdi kadın küstü, erkek de küstü. Bir erkek lazım ki gelsin barıştırsın onları yani burada. Evet. Abes bir durum var. Bunlar nedir? Anneye çok yakın büyümüş erkekler. Çok anne kucağında, çok annenin yakınında büyümüş erkekler. Karı koca ilişkilerinde kavgalı, gürültülü dönemlerde genellikle anneler çocukların elinden tuttuğunda kocasıyla ilgili olan problemleri çocukların yanında konuşmuşlardır. Çocuk biraz daha annenin duygularından haberdardır. Yani erkeğe geçmemesi gereken lüzumsuz duygular geçmiştir. O yüzden de küstüğü zaman hiç eyvallah olmasın, gitmesin yanına. Hanımefendi, ama yatak konusunda aynı yatağı paylaşsınlar, ama gitti küstü köşeye durdu, onu barışmak için uğraşmasın. Bir erkek hadi kapı git dememesi lazım. Yani bunun nikah konusunda bile problem bu açıdan. Bunu diyen bir erkek sağlıklı bir erkek değildir. O yüzden hanımefendi eşinin duygusal yapısını sevdiği için de duygusal yapısını bildiği için eşini bu hale getirecek olaylarda çok da müdahale etmesin. Yani çok da o ortamı oluşturmamak lazım. Yani biliyorsunuz eşinizin hangi noktada problem çıkaracağını. Bu noktalarda çok da yüz yüze gelip de çatışma çıkarıp da eşinizdeki bu negatif huyu bu hale getirmemek lazım. Ama işte küstüğü zaman ya da kapı açık git dediği zaman belki sesini çıkarmamalı, ama sonra sakin bir zamanda düşün ki başka bir kadının duygularını anlamaya çalışan bir erkek kendi eşine kapı açık git diyor. Şimdi burada kadın ne düşünür? Yani hayatında başka bir kadın olduğu için beni istemiyor diye düşünür. Yani niye hanımefendi biraz akıllı da olaya biraz daha mantıkla bakmaya çalışıyor. Evet. Diyecek ki yani sen öfkelendiğin zaman bunu söylüyorsun. Aslında şu an sakinsin ve sen böyle yaptığın zaman da sana saygım kalmıyor. Ve evlilikle ilgili noktada sıkıntı çekiyoruz. Bunları sen yapmaya devam edersen, böyle bir durum olursa ben de seninle küsmem ama iletişimimi keserim ben. Nasıl keserim? Yani sohbet etmem seninle. Yine görevimi yaparım ama zaman ayırmam sana. Çünkü seninle bu noktada arkadaşlık yapmak istemeyebilirim diye sakin zamanda eşiyle konuşup ona biraz daha doğruyu anlatması gerekiyor. Ama diğer noktayı çok acil. Bugün otursun eşiyle ya da ne zaman uygunsa. Böyle bir noktayı acıma olmaz. O zaman ben de başka bir erkeğe acıyıp yazdığım zaman bu normal olabilir mi? Yani bu evlilik yani. Ya, gayri ahlaki bir nokta burada. Eğer bunu görürsem hiç sana sormadan hem hanımefendiyi hem de hanımefendinin eşini arayacağım ve bu konuda bilgilendireceğim demesi gerekir. Evet. Şimdi burada hocam izleyicimizin bir sorusu da şuydu. Eşinin kendisine işte bana akıl veremezsin, sen kim oluyorsun gibi ifadeler kullandığından bahsetmiş izleyicimiz. Şimdi aile içerisinde istişare aslında çok önemli değil mi hocam? Eşlerin ortak kararlar alması, fikirlerini söyleyebilmesi, hatta çocukların da buna dahil olabilmesi. Keza Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da eşiyle, eşleriyle istişare eden bir insan, ümmetiyle istişare eden bir insanmış. Ama biz nedense özellikle erkeklerde böyle bir şey var. Eşlerine bir söz hakkı vermeme, onların akıllarını, fikirlerini küçümseme gibi bir tavır oluyor. Bu aile içerisinde özellikle kadınlar için çok kırıcı ve probleme yol açan bir tavır. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi burada bana akıl veremezsin sözünü genellikle küstü ya, işte sen nasıl bir insansın, niye küsüyorsun gibi kavgalı anda söylenen bir ifade. Yoksa normal bir zamanda beyefendi bu konuda bana akıl verme demiyor. Böyle bir erkek yapmaz bu onu. Bu sinir anında söylenen. Bu sinir anında söylenen bir nokta. Ama sizin söylediğiniz noktayı çok yaşıyoruz o noktada. Tabii şimdi yeni nesilde bunları çok az görüyoruz. Çünkü yeni nesil evlenmeden önce birbirleri çok fazla istişareler yapıyorlar. Daha çok gereksiz hatta. Evet, gereksiz. Ve burada biraz daha çok kızlarımızın sözü geçiyor artık. Yani o bir biraz da şimdi tersine döndü devir. Biraz da öyle bir dönemdeyiz. Aslında erkekler akıllı oldukları sürece eşleriyle istişare yapıp ne demektir o? Yani kadının
kadınsı özelliğinin ve kadının estetik anlayışının, kadının merhamet noktasının, beceri noktasının ön plana çıkan noktalarında istişare yapıp kadınla ona teslim ettiğinde, kadın hem o noktada kendi var olan gücünü kullanmış olacak, hem de değer görmüş olacak, ortaya güzel bir sonuç çıkacak. Ama biraz daha böyle kadını çok ilgilendirmeyen, belki erkeği ilgilendiren bazı meselelerde de ya ben böyle bir şey düşünüyorum, böyle bir fikrim var, sen ne düşünüyorsun diye sorup, ama senin düşünceni aldım ama ben sanırım yine ben bunu yapacağım diyerek aslında eşine yine bir değer verip ama yine de seninle konuşuyorum ama yine bana bu doğru geldi gibi, bak kendi fikrimi de uygulayabiliyorum gibi, orada kadının sürekli fikrinin uygulanması gerekmediğini de vurgulamak zorunda. Çünkü sürekli kadında her şeyle istişare yaparsanız bu sefer kadın, kadın için de aynı geçerli. Erkek de bugün ne pişireceğim diye istişare yaptınız. Farz edin ki erkek onu pişirme dedi. Akşamleyin pişirdiğinizde ben sana bunu pişirme demiştim diyebilir yani. Evet. Ya da çocukların okuluyla ilgili noktada. İstişare onay için yapılmamalı. O istişare gerçekten aklınızda bir fikir var. Başkasından da bir fikir gelsin de ortak bir şey bulalım. Ama ben fikrimi size onaylatmak için istişare yapıyormuşum gibi yaparsam olmaz o noktada. Ya çocuğu şuraya mı gönderelim dediğinde, erkek hayır dediğinde, ama niye itiraz ediyorsun? Ben gönderim, bu istişare değil. O ne yapıyorsunuz? Onay istiyorsunuz. O yüzden de akıllı erkek kadınla istişare yapar. Akıllı erkek kadına evde gerçekten değer verir. Hangi anlamda değer verir? Yaptığı her şeyi onur eder, teşekkür eder. Onun varlığından mutlu olduğunu ifade eder. Eve geldiği zaman ona güzel sözler söyler. Çünkü kadın eğer bu noktada mutlu olursa fedakar bir yapıya sahiptir. Evi için, eşi için bunları yapar. Şimdi bir yemek hazırlamak zaman ve imkan açısından eziyetli bir iş. Yani kolay değil. Hazırlıyorsunuz ve sofraya getiriyorsunuz. Onu yiyen erkek kafasını kaldırıp çok güzel olmuş, eline sağlık, teşekkür ederim dediği zaman kadın o yemek pişirmenin keyfini daha da çok yaşar. Ama bu da yine eğitimle canım benim. Yine. Yani evet. O erkek kim yetiştirdi? Ben. Yine yani, bir kadın yetiştirdi. Tabii kadın yetiştirdi. Tabii. Yani o yetiştirirken orada anne, oğlum sofradan baba yapmayabilir ama sofradan kalktığı zaman teşekkür etmeyi öğretirse veya anne sürekli teşekkür eden bir yapıya sahipse çocuk da mutlaka bunu eşine uygulayacaktır. Evet, inşallah diyelim hocam. Şimdi eşler arasında yaş farkı da önemli meselelerden birisi. Bununla ilgili bir sorumuz var. Ben evlenme aşamasında bir kadınım diyor izleyicimiz. Görüştüğüm kişi benden 3 yaş küçük. Bu bizim evliliğimizde sıkıntılara yol açar mı? Erkeğin kadından yaşça küçük olmasından bahsediyor hocam. Ne dersiniz? Şimdi yaşın büyük veya küçük olması problem oluşturacak bir durum değil. Evlendiğiniz kadın veya erkeğin yeterliliğine bakmanız gerekiyor. Yani 35 yaşında biriyle evleniyorsanız, siz de 38 yaşındaysanız küçük değil zaten. Yani 3 yaş küçük olması bir anlam ifade etmez. Ama okulunu bitirmiş, meslek sahibi olmuş, para kazanmayı bilen, ne bileyim bir erkekse işte araba kullanmaktan gezmeye kadar, ihtiyaçları karşılamaya kadar yeterliliğine sahip bir erkekse bunun yaşla alakası yok. Yani eğer yaşla alakası olsaydı tarihimize baktığımızda onları komutan ya da padişah yapmazlardı. Doğru. O yüzden de yaş değil de hani hep akıl yaşı derlerdi. Ben bunun yanına bir de duygu yaşı ekliyorum. Yani akıl, yani zihin yaşı değil bizim için önemli olan, kişinin kendini yetiştirme yaşıdır. O yüzden de eğer kişi yaşının bulunduğu durumda bütün yeterliklerine sahip olmuşsa öyle bir yaşla ilgili bir problem olmaz. O konuda da korkacak bir nokta yok. Evet. Küçük olması yaşın değil, duygu yaşının önemi var. Duygu yaşı çok önemli. Olgunluğun önemi var. Tabii olgunluk ama burada da eğer mesleğini eline almış, ihtiyaçları karşılayabilecek, kendi bireysel sorumluluğunu fark etmiş biri ise bir evlenecek kişi şuna baksın. Bir erkek durmadan annem babam diyorsa biraz korkmak lazım o noktada. Yani orada çok bağımlı olma. Bir kız annem babam diyorsa korkmak lazım o noktada. Birey olması çok önemli. Şimdi farz edelim ki işte tıp fakültesini bitirdi, uzmanlığını aldı, parasını kazanıyor, arabayı kullanıyor ama ben her gün annemi göreyim diyorsa bir kız ya da oğlan, burada mesleki yeterlilik var ama bireysel yeterlilik olmamış. O yüzden de bireysellik kendi başına yaşının gerektirdiği noktada başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilme ve duygularını sağlıklı şekilde ifade etmektir. Peki hocam, Ankara'dan bir izleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. İyiyim. Buyurun. İnşallah sizinle daha iyi olacağım. İnşallah. Buyurun. Benim oğlumda sorunlarımız var. Büyük abdestimi sıkıştırıyor. Yani bunun için biz bayağı yıllardır uğraşıyorum yani böyle hani eğitimini vermeye oğlum işte otur şöyle böyle ama yok. Yani kaç yaşında bir şeylik var, bir tedirginlik var. Sıkıştırıyor ama tuvaletine gidip de yani biz kovalamadık da gidip de tuvalete oturmuyor. Kaç yaşında oğlunuz? 2002 doğumlu işte 11-12 yaşında oluyor herhalde. Evet. Ondan sonra kıyafetlerinde mesela kollarının kazaklarını ağzını böyle dişine alıp kıyafetlerinin kazaklarını böyle şey yapıyor, dişliyor. Ondan sonra dikkat eksikliği var. Ondan sonra mesela yani öğretmene ders çalışırken falan dikkatini toplayamıyor. Dağılıyor ama çok zeki. Yani dikkatini verdiği zaman her şey o kadar güzel, mükemmel bir şekilde öğreniyor ama yani şöyle bir uzun işe yapamıyor yani dikkatini bir 15-20 dakika bile veremiyor yani. Ondan sonra yani o konular için peki. Gece altını ıslatma sorunu var. Gece kaldırıyoruz ama birkaç kez yani kaldırıyoruz ama yine altına kaçırıyor. Evet hocam var mıdır sorunuz? Şimdi oğlunuz ne zaman tuvalet alışkanlığını kazanmaya başladı? Ne zaman öğretmeye başladınız? Ya benim çocuğum, oğlum 3-4 yaşında bir kabızlık sorunuyla başladı aslında bizimki. Yok yok hayır hayır. Siz ne zaman tuvalet alışkanlığını öğretmeye başladınız? Küçükken şeydi hayır, küçükken yani. Küçükken tam bana ayınız. Tabii kendi başına hani tuvaletine giderdi. Hayır ondan hayır sonra hani... hanımefendi. Siz çocuğunuza ne zaman tuvalet alışkanlığını öğretmeye başladınız? Hangi ayda? Hangi ayda? Kaç evet. Valla ben yıllardır uğraşıyorum bunun için özlemem. Hayır, ilk başladığınız tarih mesela 12 aylık tam 1 yaşındayken mi başladınız? 2 yaşındayken, işte 2 yaşındayken mi başladınız? Tabii tabii tabii. Tabii canım küçükken küçükken. Yani 1,5-2 yaşındayken falan çok iyiydi. Yani 3-4 yaşına kadar çok güzeldi tuvalet alışkanlığı. Yani siz 1,5-2 gibi mi başladınız? Tabii tabii evet. Evet, tamam. Başka var mıdır hocam? Sanıyorum yeterli. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yani ben babasını da ikna edemiyorum. Yani bir hastaneye götürmeye ya da bir doktora götürmeye o da hiçbir şeyleri kabullenmiyor. Yani çok istedim hani bir doktora götürelim. Ondan sonra hani bir psikolojik için, acaba bir sorunum ne için var. Doktora, hangi konu için doktora götürmeyi istiyorsunuz? Yani hani niye normal bir tuvalete mesela kızım da var kızım da hiç böyle bir sorunlar hiçbirini yaşamıyorum. Tamam, tamam. Ama niye hani bu sıkıntıları niye yaşıyor yani niye gitmiyor? Peki. İşte istediği bir şey olduğu zaman onu hemen bize yaptırmaya çalışıyor ama kendisi çok erin geç. Yani hiçbir şey yapmak istemiyor ama kendi canının istediklerini de bir an evvel yapıyor ve yaptırıyor. Peki biz notlarımızı aldık hemen hocamıza danışacağız. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cümlemizden çok sağ olun. Evet buyurun hocam. Şimdi niye doktora götüreceksiniz diye özellikle sordum. Burada çocukta bir problem var gibi gözüküyor. Problemin anne ve babada olduğunu fark etmiyorlar. Çocukta hiçbir problem yok. Yani çocuğun alt ıslatmasına vesile olan güvensizlik problemini, tuvaletini tutmasını sağlayan kendini sıkma problemini, kollarının, giysilerin kazaklarını işte ağzına götürmek ya da koparmak gibi olan problemini, dikkat eksikliği gibi söylediği aslında kural ihlali olan problemini hanımefendi çocuk yaptı gibi zannediyor. Burada anne baba eğitiminde problem var. Bir de yeri gelmişken şunu çok söyleyeyim. Bugün de gelmeden önceki seansımda dikkat eksikliği problemiyle bir yere götürmüşler ve orada ilaç verilmiş. Çocuk zehirlenmeden son anda kurtulmuş. Şimdi dikkat eksikliği diyebilmek için tekrar söylüyorum. Yani Türkiye'de bunun tespiti çok zor. Tabii ki yapılıyor ama testlerle dikkat eksikliği olmaz. Şimdi siz çocuğunuzu okula başlama yaşına kadar bir de 3 yaşındaki çocukta dikkat eksikliği problemi diye geliyorlar ki benim yani aklım almıyor böyle bir noktada. Yaşa 1 dakika mıdır dikkat? Evet. Peki 12 yaşındaki çocuk ne kadar dikkatini vermesi lazım? 12 dakika artı 10 dakika koyuyoruz 25 dakika. 25 dakikadan sonra sıkılmaya başlar. Ama siz ilkokul 1'den itibaren
7 dakika, 10 dakikadan fazla oturtmamışsanız da olur. Ama siz ilkokul 1'de çocuğu 25 dakika, 40 dakika, 2 saat okuma yazması için oturtursanız çocukta bunalma ve patlama ortaya çıkıyor. Hmm. Şimdi dikkat eksikliği çocuk için, siz eğer çocuğunuzu sabah kahvaltısıyla öğlen yemeğini bir arada yaptırırsanız, yani kahvaltı 10'da olursa, çocuk öğlen yemeğini kaçırırsa, akşamleyin 9'da yatması gereken çocuğu yatıramıyorum diye 11'lere kadar bekletirseniz, çocuğunuzun istediklerini alıp almama konusunda kural koymazsanız, çocuklarınız tabletlerle, telefonlarla, bugün telefonlarla ilgili bir açıklama vardı, çocukların kullanımı için özel uyarılar olacakmış üzerine. Sağlık açısından, ki ben psikolojik sağlığı söylüyorum, diğer fiziksel sağlığın tabii pek felaket bir zararı var. Televizyonun önünde saatlerce oturtursak çocukları, bizim kendi keyfimize göre çocuğa dur yapma veya bunu yap izni verirsek, yani bir plan ve programımız yoksa, bütün bunların hepsi çıkar. Şimdi bu çocukta birincisi duygusal problem var, ikincisi tuvaletini tuttuğu için öfke problemi var, üçüncüsü dikkat eksikliği değil, değersizlik görme durumu var. Şimdi birinci anne hemen şundan bir vazgeçecek, bugün itibaren ikaz etmekten vazgeçecek, ama 12 yaş olduğu için artık çocuk şekil aldı, ergenliğe girdi, bir de bunun üzerine ergenlik problemi oldu. Doktora götürdüğünde verecek buna bir ilaç. Ne olacak ondan sonra? Burada anne şuna tekrar karar almalı. Çocuğundaki bütün negatiflikleri görmeyecek. Ağzını kapatacak. Tuvalete gitmediği için ısrar etmeyecek. Bir oradan vazgeçsin. Altı satma için ilk 45 dakika kaldırması lazım. 9'da yattıysa 9.45'te kaldırması lazım. İstedikleri olmadığı zaman orada durmadan anlatmak değil de, farz edelim ki bunu istedi. Anne hayır dedikten sonra, o ne gelirse gelsin, sen ne kadar gelirsen gel, ben bunu evete çevirmeyeceğim deyip kararlı olması lazım. Her dediğini yapmak çocuk için tehlikelidir. İhtiyaç olanı yapmak lazım. İhtiyaç olanı da geciktirmeden yapmak lazım. İhtiyaç olmayanı da asla yapmamak lazım, eğer vermeyeceğimiz zararlı bir şeyse. O yüzden dikkat eksikliği diye bir durum o yok. Çünkü bir sürü problem var. Yani güvensizlik var, kuralsızlık var, isteksizlik var. Altı satma güvensizliği mi işaret ediyor? Altı satma Türkçe şudur: beni hiç kimse sevmiyor. Bana kimse değer vermiyor. Türkçesi bu. Biz sizinle karşılıklı bunu konuşabiliriz. Ben size beni sevmiyorsunuz diyebilirim. Bana değer vermiyorsunuz diyebilirim. Yani duygularımı sözle anlatabilirim. Çocuklar da bunu altı satmayla anlatıyorlar. Yok oğlum seni seviyoruz diyorsak o zaman kızmayacağız. Seni seviyoruz diyorsak, altın ıslattığı zaman bak kocaman bir oğlan oldun, hala niye ıslatıyorsun demeyeceğiz. Şimdi tuvalet alışkanlığını kazandırmayı niye sordum? Şimdi anne 1.30'da başlaması mümkün değil. Orada başlamış bırakmış ya erken ya da geç başlamıştır. Tuvalet alışkanlığını kazandırmak gerçekten çok önemli. O kolların çekiştirmesinin altında yatan nokta da çok baskılı bir yapıdan ortaya çıkıyor. 3-3.30'dan sonra sanırım kardeş gelmiş olabilir. Onun verdiği bir durum olabilir. Hanımefendi, çocuktaki problemleri çocuğun problemi değil. Sonuca müdahale etmiyoruz biz. Sonuca göre konuşmuyor. Yani anne baba sonuca göre niye tuvaletini bekletiyorsun, niye tuvalete gitmiyorsun, altını niye ıslatıyorsun, niye derslerini dinlemiyorsun? Yok böyle bir nokta. Sonucu konuşmuyoruz. Bu sonuç bize şunu veriyor: benim oğlumda bir problem var. Geliyoruz nedenine. Nedenini iyi bilmemiz lazım. Nedir nedeni? Eğitim sistemimizdeki sıkıntı, yanlış eğitim. Sağlıklı eğitim vermemiş anne bu çocuğa. Ne demektir bu? Uyku saatini, yemek saatini, temizliğini, çalışmayı, sorumluluğu yerleştirememiş. Anne kendi karnesini bize söylüyor. Bu anne için geçerli, hepimizde var sıkıntı. Çoğu aile için. Tabii ailede var. Tabii. Kendi karnesini söylüyor. Benim şu notlarım zayıf diyor anne bize aslında. Ama bunu çocuğa mal ederseniz çözemeyiz o noktada. Anneler getirip bunu düzeltin diyorlar bana. Yani beni düzeltin diyen anne yok o noktada. Ya da ben nerede hata yapıyorum? Kızmak yok çocuğa hiçbir zaman. Bağıramazsınız, suçlayamazsınız, vuramazsınız. Kendi duygularınızı ön plana çıkaramaz. Peki nasıl eğiteceksiniz? Sadece mahrumiyet. Bunu uygulayabilir anne. Yani sen çok şey istiyorsun, sanırım istediğin şeyi de almayacağız. Yani çen kavga etmekten vazgeçsinler ve mümkünse çok acil bir spor faaliyetine zorla da olsa
yönlendirsinler. Bir de yanlışlarını gördüğünde, bak oğlum niye bunu böyle yapmıyorsun, bak bizi çok üzüyorsun değil de şunu çok güzel yapıyorsun ama bu konuda eksiğin var gibi daha rahat bir konuşma dilini kullanması lazım. Aslında bir terapiye ihtiyacı olan bir aile, ilaca değil terapiye ihtiyacı olan bir aile. Hı-hı. Ne olur çocuklarımızı sağlıklı eğitelim de yaramaz yetiştirip adını hiperaktivite koymayalım. Evet. Dikkat dediğiniz geliştirilmesi gereken bir nokta. Siz onu geliştirmezseniz çocuğunuzu, yatma saatine dikkat etmezseniz, televizyon önünde oturtursanız, tablette oyunlar oynatırsanız nasıl gelişecek bu dikkat? Hı hı. Dikkatini geliştirmeyip çocuğun sonra dikkat eksikliği problemi var diye götürüp ilaç kullandığınızda çocuğa verdiğiniz zarardan mesulsünüz. O yüzden de anne baba olarak ilk önce bir farkındalığımız olan anne baba olmamız gerekiyor. Yani ben burada nerede zarar veriyorum, doğrusu ne diye bu bilgileri ciddi anlamda alıp uygulamak zorundayız. Evet. Hocam hemen Fatma Hanım'ı dinleyerek tamam. Devam edelim yayınımıza. Bizi Osmaniye'den arıyor. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Ben hemen sorumu sorayım. Buyurun, buyurun. 5 yaşında bir oğlum var. Hocam 3,5 yaşından beri de düzenli etkinlik yapıyoruz. Uyku saatine, yemeğine ve sizi devamlı takip ettiğim için direkt onları da söyleyeyim. Hı hı. Ama aşırı hareketli, yolda bile dans ederek yürümeye çalışan bir çocuk. Artık kendine zarar verecek bir boyuta ulaştı. Okuldan geliyor, şu anda ana sınıfına gidiyor. Okuldan gelince çanta bir tarafa, montu bir tarafa, yemek istemiyor. Aşırı dans ederek, bağırarak kendini ifade ediyor. Biz artık eşimle olabildiğince sessiz konuşup, hani biz her biriyle ona örnek olalım diyoruz ama kızma, uyarma olmadan da açıkçası hiç durmuyor. Eşim de bu aralar iyice agresifleşti. Hani bunu şöyle artık sert bir şekilde üstüne bile yürüyerek ancak durdurabiliyor. Bana da çok hoşgörülüsün, bundan dolayı yüz buluyor diyor. Hmm. Açıkçası nasıl davranacağımızı kestiremiyoruz. Nerede hata yaptığımızı bilemiyoruz. Hocama spora gidiyor mu? Herhangi bir spor faaliyetine? Hocam tekvandoya göndermek istedik, istemedi. Yüzme için de kış, hani biraz ılıman ama biraz daha baharı bekliyoruz tamam. Açıkçası. Evet, peki Fatma Hanım çok teşekkür ediyoruz aradığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Evladınızı da öpüyoruz buradan, hayırlı sağ günler diliyoruz. Sağ evet, buyurun hocam. Şimdi bir kere şundan da bir vazgeçelim. Spora göndermek istedik, tekvandoyu istemedi. Böyle bir şey yok. Yani çocuğun isteğine göre bir anne baba değiliz biz. Yani biz belirleriz ve çocuk oraya gitmek zorundadır. Götürürüz oraya, koyarız çocuğu. O sporun eninde sonunda ona alışır. Hemen acil tekvando dediği spora göndersinler veya basket veya futbol. Enerjisini atması gerekiyor. Tabii birinci nokta o. İkincisi çocuk hareketli ve keyifli bir çocuk. Aslında normal hareket etti ve oynuyor. Evdekilerin de bunu problem haline çevirdiğini görünce belki onların inadına yapıyor bu noktada. 5 yaş olduğu için biraz da inatlaşma noktası var. Şimdi anne şöyle söylemesi lazım. Çok güzel dans ediyorsun, çok güzel oynuyorsun ama sanırım bunları biraz daha aza indirmelisin diyecek, yumuşak konuştu. Baba da kızmaması gerekiyor. Annenin hoşgörüsüyle alakalı değil, bu çocuğun yapısıyla ilgili. Hı hı. Ama anne şunu yapabilir, eğer aşırıya kaçan, rahatsız eden ve babanın tepkisi gelince de çocuğun zarar göreceği bir durum varsa ilk önce spora yazdırdıktan sonra şunu yapacak. Çok hareketli oluyorsa sanırım sen şimdi biraz oturman gerekiyor. Oturmadığın için hafta sonu işte bir gezmeye gidecekse oraya götürmeyeceğiz. Hmm. Çok hareket ettiği için neyse ama çok hareket etmek değil. Yani orada çok zıplıyorsun, çok dans ediyorsun değil de bir 10 dakika sessizlik oyunu oynamamız gerekiyor. 10 dakika oturmadığın zaman çizgi film seyrettirme hakkını vermeyeceğim gibi bunu mutlaka mahrumiyet cezasıyla cezalandırmak lazım. Aslında cezalandıracak bir durum değil ama baba bu noktada tepki koyar ve çocuk zarar görürse o yüzden enerjisini bir sporla atmalarında fayda var. Ama okuldaki öğretmene bir sorsun. Acaba çocuk okulda çok mu oturuyor? Çok mu uslu bir çocuk? Eğer okulda çok usluysa bu tehlikelidir. Evde ve dışarıda farklı davranıyor. Okulda da hareketliyse bu çocuk çok enerjik bir yapıya sahip. Bu enerjiyi anne de açsın evde müziği. Hadi geç bakalım yarım saat dans et desin. Dans edecek edecek en de sonunda yorulup oturacak. Bir de erkek çocuk çok fazla oturuyorlar. Yani enerjilerini atacak yerleri yok. O yüzden de hemen gözümüze batıyor. Zıpladığı zaman zıplama, dur,
gürültü yapma, komşu var. Evde mümkünse bir köşeye bir basket potası koysunlar. Altına da hani aşağı ses gitmesin diye kalın böyle işte minderler koyabilir. Oradan basket potası olabilir, öyle bir şey. Varsa koridorda biraz futbol oynasınlar. Müzik koysun, baba gelmeden dans yapsın. Baban gelecek şimdi kızmadan biz dansımızı bitirelim beraber. Ama baban gelince sessiz kalırsan işte çizgi film seyrettireceğim. Ya da bak bu hakkını elinden alabilirim gibi. Anneyle anlaşmalı gitsinler. Bir de çok da çocuğu eleştirmesinler. Çünkü olumlu bir yönü var. Olumsuzu da çevirmemeleri gerekiyor. Evet, gerçekten bilgisayar başında, televizyon başında hiç kıpırdamadan oturan çocuklar var. Çok yaygın, hareketli çocukları özler hale geldik artık. Evet. Bu açıdan da bakmak doğru olur sanıyorum. Bu soru bağlamında değil de önceki telefonumuzla alakalı olarak not aldığım bir şey var hocam. Atlamak istemiyorum. Şimdi çocuklarda bir takım problemler söz konusu olabiliyor. Ciddi psikolojik yardımlar alınması gerekebiliyor. Fakat çoğunlukla da anneler bunu fark ederken babalar çocuklarına konduramadıkları için bu tür yardımları ne yazık ki istemiyorlar, reddediyorlar. Çocuklarını götürmek istemiyorlar. Bazen sağlık problemlerinde bile bu yaşanabiliyor. Doktora götürmek istemeyebiliyorlar. Bu açıdan uyarılarınız nelerdir? Burada beyefendilerin noktası şu. Anne çocuğu eğitmekle yükümlü. Öyle bir manzara görüyor. Hı hı. Yani yetişme şeklinde bakıyor ki her şeye anne koşuyor. Çünkü baba dışarıda, anne de evde, öyle görüyor. O yüzden de böyle bir şeyi eşinin yapması gerektiğini düşündüğü için eşinin yapmadığı bir şeyden dolayı gidip de dışarıda böyle bir yerden destek almak ağır geliyor. Hı hı. Mesela genellikle bana gelen şimdi düzeldi. Önceden gelen erkekler dışarıda bekliyorlardı. Yani ben çocuğun babası nerede diyor diye soruyorum. Geliyorlardı. Ya da benim odamda cep telefonuyla meşgul oluyor baba. Ya da telefon geliyor, onunla konuşuyor. Ben baba olarak buradayım diyor. Biz hani baba olarak değil de gerçekten bir baba olarak istiyoruz o noktada. Hı hı. Babalık kavramlarını çok erkeklere veremiyoruz. Nedeni de şu. Kadınlar babalarında eşlerinden hep şunu söylüyorlar. Ben çok yoruldum, bir baksan şuna. Birazcık ilgilensen, bir kızsan. Ya da işte benden al şu yükü üzerinde. Sen ders çalıştır, ben çalışmıyorum. Sanki anneden arta kalan, annenin güçsüzlüklerinde baba devreye giriyormuş gibi oluyor. Halbuki babadan anneler destek istemesi lazım. Sen şu konuyu çok güzel yapıyorsun. Bu konuda sen yardım eder misin? Veya ben şimdi mutfakta şununla meşgulüm, sen bununla biraz daha oynar mısın gibi. Anne aslında eşine bir iş bölümü yapması gerekiyor. Kadınlar bunları iş bölümü yapmayıp da sanki kendileri çok yorulduklarında baba üzerlerinden atmak için erkeklere verince erkek bu bana ait değil gibi kaçar bir nokta oluyor. Şimdi yeni nesil artık bunu yavaş yavaş aşmaya başladı. Yani çocukların eğitimiyle, sorunlarıyla ilgili noktada mutlaka destek olmaya çalışıyorlar. Ama bir durum var. Annelik dediğimiz nokta, ben belki geçmişten bugüne değişen annelikte ki yanlışları çok fazla gördüğüm için, annelik dediğiniz şudur. Anne sabah yatmaz, uyumaz. Anne sabah kahvaltı hazırlar. Anne öğlen yemeğini düzenler. Anne akşam yemeği bellidir. Akşam yemeği sofra bellidir. Kaçta yemek yeneceği bellidir. Çalışın çalışmayın. Bunu planlarsınız. Siz bunu yapmıyorsanız bir yardımcı alırsınız, o yapar. Mutlaka planlı olması lazım. Şimdi anne ona kadar uyursa, kahvaltı saati değişirse, akşamleyin yemek saati gecikirse, anne erken uyursa, çocuk oturursa, yani burada annelik kavramında da biraz bozulmalar ortaya çıktı. O yüzden de kadın sabahleyin kalktığında ben çocuğu uyandırırken sen çayı koyar mısın der. Eşi çayı koyduğunda o kahvaltılıkları çıkarır. Ben çocuğu hazırlarken mutfağı toplar mısın der. Beraber yapar bu noktayı. Orada kadın bir şeylere yetişip yapmadığı zaman, eşine kızdığı zaman da erkek ne yapacağını bilmiyor. Çünkü erkek çok da mutfağa giren, çok da evin içinde bu hayatı bilen bir yapıyla büyümüyor. O yüzden kadınlar kocalarından ne isteyeceklerini böyle sıcak, samimi ve net bir ifadeyle söylemeleri gerekiyor. Ama gelmediler, götürmedilerse de yine kadın kendi evladı. Çünkü sorun ortak. Yani bir de şey geliyor, annesi böyle yetiştirdi diyorlar. Yani bu işte benim eşim anneliği bilmiyor gibi söylüyor. Bunu söylediği zaman da aslında bir noktada karısına, eşine hakaret ediyor bu noktada. Yani siz eşinizi eleştirdiğiniz zaman o eş sizin hayatınızda yer alan biri. Siz beğenmiyorsunuz ama siz tercih ettiniz onu ya da hayatınızı beraber paylaşıyorsunuz. O yüzden de çok eşlerine saygı duyan, daha doğrusu kendine saygı duyan, kendi hayatını önemseyen, kendi hayatına değer veren, gelecek nesili önemseyen, o efendilik dediğimiz edep kavramı
O hani İstanbul beyefendisi diyoruz ya da diyoruz ya daha farklı bir İslam kültürüyle. Öyle olan erkeklerde çok bunları görmüyoruz. Ama bunlardan yoksun, bunların farkına varamayan erkeklerde de yavaş yavaş bunları öğretmeye çalışacağız. Evet, dediğiniz gibi yeni nesillerde, taze anne babalarda bu konuda çok daha duyarlı, çok daha çocuklarıyla ilgilenen insanlar, veliler olarak devam ediyorlar. Bunun giderek artmasını biz de arzu ediyoruz. Yalnız burada şöyle var, çok küçük yaştan itibaren bu hani 3 yaşında çocuktaki bazı problemleri ciddi bir problem olup da koşup doktora gitmek de tehlikeli. Yani orada neyi sormamız gerektiğini, mesela 3 yaşında dikkat eksikliği olmaz. İşte 3 yaşındaki, dün sormuştu bir hanımefendi, hayal dünyası vardı. 5 yaşında inatçılık çok ön plandadır. 6 yaşında biraz daha öfke gelişebilir. Yani çocuklardaki doktorların normal mi, anormal mi? Biraz onu da bilgi öğrenip ayırt ettikten sonra hemen koşarak gelmeleri lazım. Yoksa her konuda koştuğunuzda da bu sefer basit bir nokta içinde sürekli götürdüğünüzde de hem çocuk da zarar görür. Doğru. Durmadan doktora gittiğinizde sonra eşler de bunu onaylamayabilirler. Evet. Burada sanıyorum mesele yine dönüp dolaşıp eğitime, bilgili olmaya, evet, çocukların çok gelişim önemli aşamalarının hangi yaşta hangi özellikleri gösterdiklerinin bilinmesiyle alakalı, evet, bir mesele. Evet. İnşallah sonraki programlarımızda İnşallah devam edelim farklı İnşallah sorularla, farklı İnşallah sorunlarla, farklı vesilelerle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ağzınıza ediyorum. Sağ çok sağ olun. Değerli izleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yine sizin sorularınızı bekliyoruz. Facebook hesabımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz veya mail yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.